Merhaba sevgili arkadaşlar. Masallarımıza, hikayelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü hikayemiz Yüce Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün bize okullarda öğretilmeyen, doğa sever ve ne kadar çevreci olduğunu gösteren bir hikayemiz. Hikayemizin adı Yürüyen Köşk. Atatürk 21 Ağustos 1929 günü Ertuğrul yatıyla Yalova sahillerinde seyrederken gözü tesadüfen bir ulu çınara takılır. Hemen karaya çıkar ve çınarın gölgesinde biraz dinlenir. Çınara ve doğaya hayran kalan Atatürk kendisine burada küçük bir ev yapılmasını emreder. Köşkün yapımı 12 Eylül 1929 tarihinde 22 günde tamamlanır arkadaşlar. 13 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Gazi Hazretleri'nin Yalova Millet Çiftliği'nde inşa edilen köşkü ikmal edilmiştir başlığıyla yer alır. Atatürk çok mutludur. Hayran kaldığı Ulu Çınar'ın gölgesinde misafirlerini ağırlamakta ve kahvesini yudumlamaktadır. Özellikle güzel havalarda buraya gelmekte, burada dinlenmekte, çalışmakta, yerli ve yabancı misafirlerini burada ağırlamaktadır. Aradan bir yıl geçer. Atatürk 1 Ağustos günü tekrar köşküne geldiğinde bahçıvanını, çınarın bir dalını keserken görür. Bunun nedenini sorduğunda bahçıvandan, "Paşam, bu dallar çatıya zarar vermektedir." cevabını alınca tarihe geçen şu emri verir: "Sen hiç ömründe böyle bir ağaç yetiştirdin mi? Yaş dal kesilmez. O dal kalacak. Bu köşk gidecek." Gazi'nin emriyle İstanbul Belediyesi'nden teknik ekip Yalova'ya gelir. Baş mühendis Ali Nuri Alnar başkanlığında ekip 8 Ağustos 1930 günü işe başlar. Önce binanın temelleri kazılır. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları temele yerleştirilir. Bina raylar üzerinde çok dikkatlice kaydırılır. Başlangıçta 8 metre kaydırılması öngörülmüştür. Ancak 4 metre 80 santimle doğuya kaydırılarak çınar köşkten uzaklaştırılır. Bu işlemde 20'li yıllarda ülkemizde nadiren bulunan inşaatlarda yük kaldırımı ve taşıma amacıyla kullanılan vinç sisteminden yararlanılır. Atatürk bu tarihi çalışmaya bizzat nezaret eder. Çalışmalar 10 Ağustos günü tamamlandığında Atatürk tüm çalışanları ve yanındakileri tebrik eder. Yanındakilere, "Ağaç şimdi günahtan kurtuldu ve artık yürüyen köşkümüzde oldu," der. Bu tarihten sonra Millet Köşkü halk arasında Yürüyen Köşk olarak anılır. Atatürk'ün doğa sevgisine ilişkin en sembol eseri Yürüyen Köşk'tür. Köşkün kaydırıldığı 8 Ağustos 1930 günü dünya doğa ve çevre tarihinde bir milattır. Dünya tarihinde ilk kez sabit bir yapı doğayı korumak adına 5 metre uzağa taşınmıştır. Atatürk bu eylemle iki önemli mesaj vermektedir arkadaşlar. Kendi halkına verdiği mesaj, bir ağacın dalı bile çok önemlidir. Dünya kamuoyuna ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojik becerisi üst düzeye ulaşmıştır. Evet, Mustafa Kemal Atatürk sıra dışı uygulamaları ile Türk toplumunun düşünce sistemine etki etmiştir. Daima çözüm odaklı ve
cesur olunması mesajını da vererek yol göstermiştir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklal ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektedir demiştir. Açtığın yolda, kurduğun ülküde durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyeli. Hoşçakalın arkadaşlar.